Arkadaşlar, uzmanlarıyla sohbetlerin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Kozan Bey ile beraberiz. Malum geçtiğimiz hafta İzmir'deydim. Kozan Bey'in yayınındaydım ama bu hafta ayrı düştük. Yine de Kozan Bey ile yayın yapmak, Kozan Bey yayınlarımızda konuk olarak ağırlamak her zaman büyük bir ayrıcalık ve şeref. Kozan Bey hoş geldiniz. Şerefler verdiniz bu bölüme de. Hoş bulduk Kemal. Selamlar. Herkese de Basra'da arkadaşların selamlarını iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. Malum bazı gelişmeler yaşandı geçmişten, yani geçen haftadan bugüne. Ben arkadaşlara da hemen bir kısa konu başlıklarımızı da hatırlatayım istiyorum. Yayın içerisinde dinleyecekleri veya bizim değineceğimiz konu başlıklarını. Bu TR Motor Genel Müdürü'nün yaptığı bir açıklama var. İşte Ukrayna T'yi ve Kaan uçağının yerli motoru ile alakalı. Sonra Hürjet'in motor tedariki ile alakalı bazı gelişmeler ve konular vardı. Havelsan Barkan İKA'nın insansız kara aracının ve Gürban ortak bir çalışması var ve bu geçtiğimiz hafta gene Boğaz'dan gemilerimiz geçiş yaparken TCG Derya'ya yerleştirilmiş Gökdeniz yakın hava savunma silah sistemi ile alakalı Kozan Bey'in görüşlerini alacağız. Bir de gene Ukrayna tarafından yapılan Haluk Bayraktar'ın da tabii ki o konuşmanın içerisinde olduğu çeşitli geliştirecek sistemlere değinilmişti bu konuşma içerisinde. Burada da bazı açıklamalar dikkatimizi çekmişti. İşte hava savunma gibi şeyler de dillendirilmişti. Nedir ne değildir bunları da konuşacağız. Ama öncelikle ben Kozan Bey'de hemen sözü şöyle vermek istiyorum. TR Motor Genel Müdürü Profesör Doktor Osman Saim Dinç şöyle bir açıklama yapmış. 1,5 yıldır T'yi ve Ukrayna ile Kaan uçağının yerli motorunu çalışıyoruz dedi. Ve bunun üzerine arkadaşlar bizi Twitter'da sizi işte hatta Kubilay abi de tagleyerek ya bir konuşun bu şu konuyu gibi bazı isteklerde bulunurlar. Merak ediyorlar sizlerin görüşlerinde. Sizin düşünceleriniz nasıl şekillendi bu açıklamaların üstüne? Arkadaşlar nasıl bilgilendirebiliriz? Ya doğrusu Kubilay'la konuşmak bunu. Ama TR Motor'un elinde şu anda Kaan uçağının APU tabir edilen harici jeneratör kısmı var. Harici jeneratör kısmı nedir? İşte aviyonikleri besleyen, büyük ihtimalle şeyi de oradan besleyecekler çünkü her taraftan enerji alması gerektiği için IS radarı oradan besleyecekler. İşte yönlendirmesi bir sürü diğer elektronik sistemlerin çalışması için gereken enerjiyi oradan sağlayacak. Böyle bir türbin prensibinde çalışan bir enerji jeneratörü. Bunu yapma işini çok uzun, yani bayağı birkaç sene oldu alalı. Şu anda net ezbere şey yapamıyorum. İbrahim Bey gibi ne güzel. İbrahim Bey böyle ayına gününe kadar çalışıyor yani ezberden. Söyleyeyim adına bu işi çoktandır almışlardı. İlerlediğini biliyorduk ama ilerleme hızı da ne kadar iyi. Bence en azından bir şey ortaya çıkmış artık. Yani en azından bir şekilde şemalar ortaya çıkmış. Bu da yakın bir zamanda testlerinin, yani testlerde mesela bile cisimini görebileceğinizin bir göstergesi. Fakat en önemli dar boğazımız motor. Motor konusunda şu anda benim anladığım kadarıyla zaten şu anda teklife çağrı dokümanı çıkacak olan kısım konsept tasarımını geliştirmesi. Yani neye benzeyeceği, neyin nerede olacağı ve nasıl bir işletim sisteminde olacak? Çünkü bazı farklı prensipler var şey ortada. Bunun ortaya konması için çıkılan bir teklife çağrı dokümanına T'nin şeyle beraber çalıştığını biliyoruz. İvçenko ya da hangisiydi o? Motor Stitch'le çalıştığını biliyoruz. Türkiye ile Ukrayna'nın arası çok iyi. O yüzden bu tür konularda şey yapmadı. Bizimle know-how'u paylaşabilecek en iyi partner şu anda Ukrayna. Neden? Çünkü bunun haricinde Ukrayna haricindeki herkese rakibiz. Rusya'nın elinde bir hani motor yok. İki hadi izlediğin 30'lu geliştirmeyi ortak geliştirelim şeyini yapsa bile herhalde dünyadan çok büyük ambargo yeriz ve Ruslar hiç ortak çalışmaya uygun canlılar değiller. İki ellerindeki motor ve motor prensibi bize uygun değil. Ukrayna'nınki de aslında Sovyetlerinki gibi 2-3 saatte bir motor değiştirir prensibinde. Fakat Ukrayna'nın şansına Ukrayna zamanında çok büyük çekirdekli motor üretti. Hatta Sovyetler zamanının en büyük çekirdekli motorunu, yani en kuvvetli 54 bin libre veren yolcu uçağı motorunu Ukrayna'da üretti. Progress B-12 olması lazım. Bir büyük motor çekirdek kültürleri var. Büyük motor yüksek bypass, pardon düşük bypass turbofan kültürleri var. Yani yolcu motorlarının o ilk şeyleri fanları biliyorsun çok büyüktür. O kültüre ait bir, yani o motor cinsine dair bir çalışan fiziki motorları var.
ve ne dersek diyelim çok uzun yıllardır motor üretmiş bir firmadan bahsediyoruz. Kesinlikle bize faydaları olur ama hani bir Rolls-Royce kadar olmaz tabii. Ama bizim için şu anda nereden ne bilgi alabiliyorsak kârdır. Hep bunu söylüyorum. Çinliler en az bir 15 senelerini ve milyarlarca dolarlarını. Biz ise 2028'de motorun prototipini görmek istiyoruz. TR Motor öyle söz verdiğimizde temel katayım. Şey, bilerek açıklama yaptı. Buradan da görüyoruz ki bizim gerçekten çok acil bir şekilde motora çalışmamız gerekiyor. Eleştiri anlamında değil ama kendimizi vakfetmemiz gerekiyor. Şu anda henüz daha öyle bir vakfetmişlik durumunda değiliz. Yani bütün ellerin işin içinde olduğu, böyle paranın çok harcandığı bir iş bu uçak motoru. Çin'den gördük. Öbürleri neredeyse ne kadar oldu? 80 sene ya aşkın süredir jet motoru. Bu durumda bizim bunları yakalayıp geçmemiz gerekiyor. Şöyle bir şey. Hep bazı şeylerden neden bunu yapmadık, neden şunu etmedik falan diye konuşuyoruz. Biz çok geriden gidiyoruz aslında. Kütle anlamında söylemiyorum. Çok geriden çok hızlı gelip yakalıyoruz bazen. O yüzden hani bazı şeyleri daha hoş görülüyor. Hani örneğin ben motor konusunda hani milyarlarca dolar harcayalım diyorum. Belki eminim ki bu profesyonel yöneticiler bunu benden daha iyi biliyorlar. Normal bir sohbet esnasında hani Kazancım daha vakti değil. Biz belli bir normale ulaşalım. Ondan sonra evet milyarlarca dolar harcayalım şeklinde. O adımı o zaman geldi. Muhtemelde durum bu. Yani motor fiziki olarak ortaya çıkmaya başladı mı o zaman belki de şey olacak böyle hani akıtın şeklinde gitmeye başlayacak işte. O motor çalışacak, o motor patlayacak, yeni motor tasarlanacak, bütün tasarım yıkılıp yeniden yapılacak gibi ama ortada bilinen bir şey üzerinden bilindiği için daha iyi ilerliyor olacak. Ve bu sayede de uzun yıllardır çalışan yabancıları en azından bir nebze de olsa yakalamış oluruz. Farklı bir yönden örnek vereyim sana. 1990 yılına kadar Avrupa'daki en büyük üçüncü, pardon ikinci galiba elektronik üreticisi Bulgaristan. Bizim şeyimiz yokken daha esamemiz bile okunmuyorken Bulgaristan bilimsel hesap makineleri yapıyor. Scientific calculator tabir edilen şeyler vardı. Sen de görmüşsündür. Onu Bulgaristan yapıyor. Elektronik konusuna çok önem veren bir şeyleri vardı, bir yönetim vardı. Fakat 80'lerle beraber bu yönetim elektroniğe yatırım yapmaktan vazgeçti. Yani çok parayı yatan para getiriyor ama çok parayı yiyor deyip giderleri azaltmak için Ar-Ge maliyetlerini azalttılar. Bu sebeple geri kalmaya başladılar. Ve geri kalmaya başladıktan sonra da Sovyetlerin çok işiyle beraber en büyük müşterileri de Doğu blokuydu. Doğu blokundan şey oldular. Ama 1990 yılına geldiğinde adamlar Apple kopyaları üretiyorlardı. Pek çok işte yanılmıyorsam her Toshiba kopyaları üretiyorlardı. Bu sayede hani ciddi bir kopya bilgisayar konusunda şeyler oluşmuştu, türleri oluşmuştu. Biz işte bu adamları şu anda yakaladık ve geçiyoruz. Yani hatta çoktan geçtik bilgisayarlık konusunda. Çok geriden geliyoruz dememin sebebi bu. Adamlar bilgisayar yatırımlarını 1960'larda başlamıştı. 1970'lerde kendi bilgisayarlarını yapmışlar. Şu anda esameleri okunuyor. Biz ise elektronik konusunda şu anda gerçekten iyi bir yerlere gelmeye çalışıyoruz diyorlar. Daha çok süperiz demiyoruz ama hani ama en azından bir çabamız var. Çok geriden geliyoruz demenin sebebi bu. Hani bakıyorsun her yerde çok geriden geliyoruz. Her yerde yakalamaya çalışıyoruz. Savunma sanayine baktığımda aslında gerçek bir endüstrinin A'dan Z'ye her şeyini kapsıyor. İşte malzeme bilimini kapsıyor, elektronik kapsıyor, yazılımını kapsıyor. Bunların hepsinin fiziki olarak işleyişini hep bir arada işlemesini kapsıyor. Baktığında işte bunların hepsini adamlar keşfedip yıllardır tecrübe edip fiziki olarak uygularken biz bir anda en üstünü yapmak zorundayız. İlla ki yapacağız. Belki zaman alacak, belki denilen süreçlerin üzerine çıkacak ama belirli zamanlarda işimizi görecek kadar bir sistemle başlarsak bu işi sürdürülebilir olarak yürütebiliriz. Biraz böyle uzun bir cümle oldu ama kastım şu hani çok geriden geliyoruz bu kötü bir şey değil. Tamam, evet kötü bir şey ama hani İlerleyişimiz gereği çok kötü durumda değiliz. Ama zamana ihtiyacımız var. Ve Yani en mantıklı söyleyebileceğim bu. dediğiniz gibi de artık bu çalışmalarla beraber de belli bir süre sonra artık belli bir olgunluğa ulaşınca da artık dediğiniz gibi onlar da milyar milyar veya milyon milyon dolarları da artık projelere yatırmaya başlarlar. Çünkü
Artık belli bir süreden sonra, belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra da artık fiziksel bir şeyler yapılıp denilmesi gerekiyor ki hep teorik çalışmadan yerine fiziki bir şeyler ortaya koyup nelerin yaşanabileceği veya ne Tabii. kadar olduğu olmadığını görebilmemiz açısından. Kale motorda bile biliyorsun, kale motor ilk tasarımı yaptığında tasarımı deniyor, tasarım olmuyor. Sıfırdan yıkıp tekrar tasarım. Şu anda işte turbojet şey ailesi oluştu. 3000 liraya kadar çıkan, 3700 liraya kadar çıkan bir şey oluştu. Turbojet ailesi oluştu. Belki yakın bir gelecekte turbofanlar yapmaya başlayacaklar. Pratikte de hala belki ortaklıkları devam edecek. Business jetler için belki küçük turbojetler yapmaya başlayacaklar. Ya da turbofanlar yapmaya başlayacaklar. Bu çok önemli bir kazanım. Ülke için de çok önemli bir kazanım. Ve şimdi Kale bu işi öğrendiği zaman Kale ne yapacak? Hani yarın öbür gün savunma sanayi işi alamadığı zaman tamam ben benzin döküyorum yapıyorum mu diyecek? Hayır. Her sektörde bu şeyle ilgili olarak bir çalışmaya başladı. Ya taşeron olarak alt yüklenici olarak şey arayacak kendine. Müşteri arayacak. Ya kendi ürünlerini pazarlamak için dünyaya daha fazla yayılacak. Ama bir şekilde bu elde ettiği beceriyi cari olarak kullanmak için bir ihracata yönelik. Bunu yapmanın da en iyi yolu elindeki işte savunma sanayini bir kuluçka olarak düşünüp bunu tüm dünyaya satmaya çalışmak. İlla savunma sanayi olarak değil, o beceriden elde edilecek ürünleri satmak. Bu sayede hani savunma sanayinden bu sene 6 milyar mı geliyor? Evet ama savunma sanayi iştigallerinin diğer sektörleri yaptığı işlerle belki 40 milyar olacak. Bir katma değeri yüksek işler oluyor. O yüzden hani savunma sanayi dediğimiz zaman sadece memleketin savunmasını düşünmüyoruz. Memleketin yüksek katma değerli ürün satmasının bir yolunu olarak görüyoruz. Kozan Bey, hazır motorlardan bahsediyorken de Hürjet'in motoruyla alakalı bir gelişme vardı. Ben kısa metni okuyayım. Türk Hava Kuvvetleri'nin yakın gelecekteki jet tekamül ve yakın hava desteği uçağı ihtiyacını karşılamak için geliştirilen TUSAŞ üretimi Hürjet için Amerikan General Electric firmasından 100 artı 100 adet F-404G-102 motoru için görüşmeler yapılıyor bilgisi şeyi metni paylaşıldı ve kaynak olarak da TEİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Akşit gösterildi. Şimdi biz hani hep şey konuşuyorduk işte hani 100 tane verirler mi? Şu an hani şeyde 100 artı 100 yani 200'e çıktı. Biz hani 100 verirlerse başımızın üstüne koyalım şeyindeydik, modundaydık. Ve hani sonuçta şu son yaşanan gelişmeler işte bu İsrail-Filistin olayları vesaire işte bizim geçmişte ABD'nin bizim İHA'mızı düşürmesi vesaire hani şu an gene ABD ile pek bir iyi ilişkiler sürecinden de geçmediğimiz zamanlarda tabii nasıl olacak bilmiyorum ama sizin görüşlerinizi bu konuda almak istiyorum. Siz neler düşünüyorsunuz veya düşünceleriniz nasıl bu konuda? Kanal ticaret ne şey söyleyeyim, ideoloji. O yüzden dolayı hani herkes ekmeğinin derdinde. Emin ol ki General Electric'le bu anlaşma eğer ki olursa bunun içinde çok büyük bir şey de olacaktır. Yedek parça üretiminin Türkiye'de yapılmasıyla ilgili bir kısım da olacaktır. Çünkü General Electric için ve Amerikan senatosu için anlayabildiğimiz kadarıyla F-404 motor kritik bir motor değil. Yani onlar o teknolojiyi hani neredeyse kritik teknolojinin dışına atmıştı. Onun için tabii ki hani böyle aba altına sopa göstermek için şey yapacaklardır ama teknik olarak bu motoru kritik olarak görmüyorlar. Bu motoru senin toplayıp da yapabileceğine dair ne zaman ki onlara rakip olursun da şey olmaya başlarsın, onların ticaretini engellemeye başlarsın. Yani bir şey için 12 uçaklık bir ihale açar bir Afrika ülkesi. Sen onların 4'te 3'ü fiyatına bu ihaleye girersin. Onların becerisiyle eşdeğer beceride uçak sunarsın. O zaman bir dakika Amerika ya benim motorumla adamlar bana rakip oluyor diye şey yapmaya başlar. Arıza çıkarmaya başlar. Boeing'in de çok iyi bir lobisi var. Bu tür şeyler olana kadar kendimiz için böyle adetlerde alsak ülkenin önemli bir şey gücünü kapatabiliriz. Geçenlerde Arda'nın çok güzel bir kısa yazısı vardı. F-5 ve F-16'nın yerine dünyada alternatif bir uçak konamak. Yani F-16'nın yerine F-35 maliyetler ötesi bir durum çıkardı. Ki maliyetler ötesinde şeyin de yanı sıra çok aşırı kabiliyetlere gerek olmayan bir dünyanın da var olduğu ortaya çıktı. Kendi arasında kuvvet aktarımları yapabilecek, şey yapabilecek. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi Kore'nin yaptığı FA-50 F-404 motoru işte bizim şu anda gördüğümüz Hürjet uçağına benzeyen. İçinde AESA radarı olan
belli bir miktarda tabii ki çok ağırlık taşıyamıyor. Hani gibi de nüfuz edici bombanın en ağır versiyonu, çok ağır bombaları atamayacak ama belli ölçüde kara hedefleri için güdümlü mühimmat taşıyabilecek. Hava görevlerinde en azından hava kontrollerde belli bir şeyde kapasitede çalışabilecek bir orta alt sınıf ucuz uçak geliyor. Şu anda dünyada bunun alternatifi yok. O yüzden hala F-16 bantları açık. F-16'lar sadece bizim için değil, dünyadaki diğer ülkeler için. Ve stealth karakteristiğinin her şeye de gerekmediği. İşte şu anda İsrail, Gazze'yi F-35'lerin dışına, stealth'in ötesinde şey yaparak, bomba salamlarını nitleyerek bombalamaya çalışıyor. Yani buradan görüyoruz ki stealth o kadar da her an her saniye gerekli değil. Elindeki F-16'lar, F-15'ler yeterli olsaydı, eminim ki eğitim haricinde tabii ki onu biraz da hazır dünyadan pek yok, bir şey yok. Ne atarsam yanıma kârdır modunda F-35'lerini deneyim getirdim. Ama buradan görüyoruz ki hani dünyada her şey için F-35 gerekmiyor. Daha hafif, daha şey bir uçak da iş görebiliyor. Türk silah, yani hava kuvvetleri içinde silahlı Hürjet bence ideal bir şeydir. Ara alt ürünlerden birisi olur. Yani her işimizi F-16 ile görmek yerine belirli görevleri Hürjet'e şey yapabiliriz. Delege edebiliriz. O yüzden hani 100 artı 100 kendimize dahi olsa alalım. 100 artı 100'ü eğer ihraç izni de alabiliyorsak, yani Azerbaycan şu anda uçak için şey yapıyor, yani ISR radarlı 404 motorlu bir Hürjet. Şöyle söyleyeyim. Herhalde havada Ermenistan'ın onu durduracak bir karşı cevabı olamaz. Yani bu kadar söyleyeyim. Sadece bir örnek olarak söyleyeyim. Aynen, güzel olur. Yani bir de motorların yanına ihraç lisansı da Ama verirlerse. dediğim gibi aynı adetler konuşuyorsak bu sadece motoru satın alalım değildir. General Electric'in ortak bir şeydi aynı zamanda evde. General Electric de muhtemelen ağır bir, hani bayağı bir kısmını Türkiye'de üretme anlaşması da çıkacak. Nasıl F-16'da bayağı söz sahibiyiz diyoruz. Tüm dünyadaki F-16'lar neredeyse bizim parçalarımız kullanıyor. Bunun yanı sıra işte büyük ihtimalle belki de F-404'te de o hale getirmek için bu adetleri kabul ediyor. Adamlar diyorlardı ki tamam ben sana hani 50 adet vereyim ama 50 adeti paketlesin dedi. Belki o yüzden de hayır 100 artı 100 adet istiyoruz ki senden hani sen bize üretim, burada üretimde bakım onarım izinlerini de ver, bakım onarım haklarını da ver. Yedek parça üretim hakkını da ver demek için. F-404 bunu biliyorsun şey Kubilay çok güzel anlatmıştı. Hani Toyota Corolla'sı bir şey. Ama Toyota Corolla'sı derken de hani ulaşılamaz bir hedef değil yani. F-404'ün pek çok kısmını günümüz Türk teknoloji, Türkiye'yi bence üretebilir kapasitedir. O yüzden hani elimizin böyle bir motora değmesini çok istiyorum. Ve yani sonuçta dediğiniz gibi de hani 100 artı 100 adet az bir adet değil. Hani bu kadar bir tedarik işine girebilecek ülke de, yani dünyada hani bu kadar bir sipariş verebilecek ülke de sayılı diye düşünüyorum ben şu an naçizane kendi adım. Hani az bir sipariş adedi değil ve doğal olarak da dediğiniz gibi hani General Electric tarafından da bakıldığında siyasi veya politik olaylardan bir kenara, hani ya kardeşim hani 200 tane motorun da parası da güzeldir, hani başlarım sizin siyasetinize, politikanıza da diyebilir belki, bilemiyorum. Hani bu benim naçizane. Yani da en azından kritik olmayan bir teknolojide bir an evvel ben bu anlaşmayı imzalayıp ben bu işi kotarayım demesini bekliyorum açıkçası. Aynen. Kozan Bey, uygun görürseniz ben bir diğer konuma da geçmek istiyorum. Havelsan Barkan İKA ile alakalı bu konumuzda. İşte Gürbay ile beraber ortak bir çalışma yaparak insansız Barkan insansız kar aracı üzerine GST Harpiye 350 adı verdikleri bir sistem geliştirdiler ve bunun da videosu yayınlandı. Ben şöyle arkaya videosunu da getireyim, arkadaşlar da izlesinler. İlginç, yani insansız kar aracından aslında bu tarz bir şey görmemiştik ve hani İşin açıkçası ben de yani hemen görmeyi beklemiyordum. İnsansız kara araçlar özelinde düşününce hani birçok şey yapılır. Belki tank savar, hani o tarz bir mühimmatları entegre edersin gibi, ama bu tarz bir hem insansız kara aracı hem soğuk atım hem şey dolanan mühimmat tarzı bir mühimmat veya kamikaze şey İHA'yı üstüne monte etmek de değişik bir konsept olmuş. Sizin görüşleriniz nasıl? Nasıl değerlendirdiniz? Son zamanlarda internette ve savunma sanayi yurt dışı fuarlarında görmeye en çok alıştığımız konsept bu.
her şeyin üzerine dolanan mühimmat koy. Dolanan mühimmat aslında çok sayıda da yok. Baktığımızda işte Amerikalıların Warmake var. İsraillerin çok pahalı sistemleri var. Warmake yine ucuz kalıyor bunun. Polonyalıların sistemi var. Bir de şimdi Rusların Lancet'i var ki Lancet çok bunlar gibi değil. Yani o direkt olarak kanatlar açık şekilde şeyden atıyorsun. Katapulttan atıyorsun şekilde. Çok zahmetli bir şey. Burada biz en kompakt hale getirenlerden birisi olduk. İnsansız kara aracı teknolojisini geliştirmeye çalışıyoruz bir yandan. Bir yandan da şey atıyoruz. Bundan belgeler adını soğuk atımda dolanan mühimmat atlıyoruz. 15 kilometre menzilde 40 dakikanın bir saate yakınını havada kalan bir sistemmiş bu. Menziller uzak. Hani oradan bir A menzili kısaymış falan düşünmüyorsunlar. Zaten bunlar ileri hatlarda görev yapıyor. İnsansız küçük kara araçları. Sana firma adı da verebilirim. Katmerciler insansız kara aracıyla şey yaptı. Ben ilk çatışmayı benimle yaşayacaklardı. Gece şeyindeler. Ben de o zaman bilmiyordum tabii. Bizim Atatürk Holding'de de boş yollar vardı. Geceliğin bir araba şey arabası. Belli yani güvenlik aracı. İnsanları yavaşlatmak için dikkatlice kullanıyor bilmem ne. De ben orada şeyim yani hani ben dükkanın sahibiyim yani beni mi tutacaksın sen? Sen kimsin de beni yavaşlatıyorsun? Rahat diye ben yanımdan geçtim tabii. Sonra bir baktım yanımda bir tane şey insansız paletli araç. Araca direkt olarak çarpıyordum. Neyse ki hemen kıvırdık yani yırttık da. Araçta ben de yani oradan algılamasının olduğunu anladım yani. O da çünkü şeye doğru uzaktan kumandanın o kadar hızlı reaksiyon vermesine imkan yoktur ama benim gerizekalı bu insansız kara aracına çarpacak gibi yani. O yüzden hani insansız kara araçları iyi şey. Karanlıkta yani hiç belli olmuyor. İstediğin kadar sesini gör, istediğin kadar termalin olsun. Daha küçük araçlar oldukları için bir de şey odur yani. İşte termalde gözüküyor, bilmem ne oluyor. İnsan kadar, insanla araç kadar şey değil ama çok daha küçük. Bir şey daha küçükse belirlemesi daha zor. Yani koca bir tank bir taşın arkasından geçerken tank olarak silüetini milimetre bile kaybetmez ama aynı taşın arkasından bu büyüklükte bir araç geçtiği zaman tarayan elektronik sistem o silüeti kaybeder. Yani şey olarak çok iyi bir sistemler. Üzerine bunun dolanan mühimmat koymak gayet aklı başında bir şey yani hani soğuk atım işini çözdüğümüze çok seviniyorum çünkü Batı bloğunda İngiltere'den başka soğuk atım yapan bir ülke yok. İngiltere'nin soğuk atım sisteminde hava savunma füzeleri var. Dolanan mühimmatla ilgili olarak bildiğim kadarıyla 50 kiloya kadar bir sistem kullanıyorlar şu anda bir adımda. Bu arada seninle beraber de Fatih'te vardı galiba. 200 kiloya kadarlık bir sistemi atacaklarını söylediler. Fatih'te numune olarak beni atmalarını tavsiye etti. Onu da hatırlatayım arkadaşlara. Malum. Şey olarak söylüyorum yani soğuk atım işini böyle bir ciddiyetle çözersek en azından 200 kilolara kadar çözersek yarın öbür gün ürün bağımsızlığını sağlar. Şu anda görüyorsun bu deneme olduğu çok belli. Kare bir şeyin içinden atılıyor. Kutunun içinden atılıyor ama sen hiçbir şey vermeden yerini daha az belli ederek soğuk atımla bir şey atıyorsun. Cisme atıyorsun. Şimdi bunu bir katı yakıtlı şeyle attığında bir orada ne olursa olsun bir duman bir iz bir şey çıkartacak. Soğuk atımda bu çok çok daha az. Bir de hidrojenle bildiğin kadarıyla hemen zaten su buharında düşüp kayboldu. O yüzden aracın da yerini uzun mesafelerden belirlemeyi zorlaştıran bir şey. Muhtemelen bunu ben seri üretimde göreceğimizi ve Türk ordusunun envanterine girmeden önce ihracat yapacağımızı zannediyorum. Çünkü isim de zaten hani hiç bizim koyduğumuz isimlerden değil. Gayet böyle hani ihracat ismiyim ben diye bağırıyor. Hayırlısı olsun zaten bir şeyleri bu şekilde yaparsak hani roket sam büyüyecek. Bu şekilde yaparsak aser sam büyüyecek. Hani her şeyi önce ordumuza yapalım. Tabii ki önce ordumuza yaparsak olarak ama İlla bizim ordumuz için yapmak zorunda değiliz. Biz artık savunma sanayinde şey konuşalım. Amerika tüm dünyaya F-104 sat. İster rüşvetle sat. İster bilmem neyle sat. Tüm dünyaya F-104 satarken kendisine o parayla şey geliştirdi. Fantomları geliştirdi. Yani o parayı kazandığı için işte F-16'ları geliştirdi. Yani siz Roketsan'ın, Aselsan'ın ihracat yaparak ordusundan önce başka bir ürünü yapıp göndermesiyle kazanacağı para ve Türk ordusunun başka bir ihtiyacının için o Ar-Ge'ye harcıyor. Bunu da düşünmeniz gerekiyor. O yüzden hani hiç yanlış bulmuyorum böyle yabancı isimler verilmesini. Hatta Türkçe isim verdiğimiz sistemlere yabancı isimler de verebiliriz satışı için. Bunda
çok çok da bir şey görmüyorum ben. Pazarlama taktiği olarak. Ondan dolayı hani yanlış anlamasın arkadaşlar beni. Kombinasyon olarak çok güzel bir kombinasyon. Yani ben açıkçası üzerinde 7.62 ya da 12.17 olacağını, bu tür dolanan mühimmatlar olmasını daha mantıklı buluyorum. Daha uzun menzilden daha hassas hedeflere gidip de şey yapabilmeyi. Bu tür insansız kara araçlar için şeyde gördük, Ukrayna'da gördük. Hani menzil ne kadar yaklaşırsa her türlü aracı olan tehdit o kadar mı? 15 kilometrelerden insansız araçla ateşleyip de topçu sistemini, ne bileyim işte oradaki sabit korudandakileri hedef alabiliyorsan sen zaten çok büyük bir başarı sağlıyorsun. O yüzden hani kıymetli sistem. Ukrayna Savaşı'nda gördük. Deli bir iş yapıyor bu şeyler. Dolanan mühimmatlar. Aynen ve daha enteresan da şeydi mesela işte drone'la RPG işte başlıklarını falan bırakıyorlar ya, öyle bir basit bir sistem yapmışlar. Yani hani bilmiyorum tabii maliyet olarak kıyaslarsak hani bunun maliyeti nedir, o işlemin maliyeti nedir, ama sonuçta gene bir drone'la götürüp işte personel sistemine bunu atmaktansa hani şey uzaktan insansız kara aracından gene insansız olan bir sistemden bunu fırlatıp hiç insanı tehlikeye atmadan gidip böyle bir etki yaratabilmek de dediğiniz gibi işte koruluktaki alanlarda veya askerlere karşı veya sistemlere karşı değişik. Kanal, burada bir algıda aslında bir şey var. Biz de bazen buna yanılgıya düşüyoruz. Bir drone'dan gidiyor işte şeyin kapağından içeri bomba bırakıyor. RPG bırakıyor, durduruyor. Kaç drone harcıyor onu yapmak için? Onun sayısını kimse vermiyor. Bir mi? Üç mü? 50 mi? Hani kaç drone harcıyor? Örneğin Hizbullah'ın çok adet drone harcayıp çok az vuruş yapabildiğine dair bir şey belirgin bir söylem olmuştu. Biz bulaklarımız. Ukrayna'da daha az hedef ama illa ki hani bir hedefe bir drone gitmiyor yani. Hani özellikle gruplar halinde hareketli hedeflerde vuruşu gösteriyor. İşte adam hareket ederken kamyonun içine drone'u sokuyor. O sırada diyorlar ki ondan öncesinde defalarca atış denemeleri var. Hani bir tanesi en sonunda isabet ediyor. Yani o kadar drone hani diyoruz da işte bir drone maliyeti işte şu bir RPG'nin maliyeti 74 işte 70 dolar bak milyon dolarlık tankı buldu. Tamam da onu yapmak için harcadığın drone adedi de artık şey kazanmaya başladı. Önem kazandı. Yok. Dolanan mühimmatın özelliği şu. Bir tane ateşiyorsun o bir tane gidiyor bu. Yani hedef mi? Belki o hedef için sen pek çok drone harcamayı kabul ediyorsun. O bir maliyet sana, risk maliyeti, kendi yerini belirtme riski oluşuyor. Pek çok daha fazla sana sorun ve risk de oluşturuyor. Ama dolanan mühimmatı, bir tane dolanan mühimmatı attığında o dolanan mühimmat gidiyor, uçuyor, hedefi vuruyor. Bu çok önemli bir şey. Yani dolanan mühimmatlar da önemli ve faydalı. Örneğin Ruslar bak dikkat edersen drone yapmak yerine dolanan mühimmat yapmaya. Ukrayna'nın dolanan mühimmat yapacak teknolojisi Rusya kadar olmadığı için Rus arkasında Çin'i aldı. Ondan yürüyor. Ukrayna öyle birini almadığı için arkasında bu teknoloji konusunda o genel olarak drone ağırlık. Kozan Bey, o zaman ben devam ediyorum konularımızla. Bir diğer konuda işte geçtiğimiz hafta Boğaz'da geçiş yaparken de TCG Derya bayağı dikkat çekti. Hatta siz de bunu Twitter üzerinde değinmiştiniz. İşte TCG Derya'nın üzerine Gökdeniz Yakın Hava Savunma Silah Sistemi konumlandırılmıştı. Siz nasıl değerlendirdiniz? Gökdeniz'in de sonuçta anladığım kadarıyla Aselsan tarafından etkinliğinin bayağı bir arttırıldığı yönünde bazı bilgiler de paylaşılmıştı. Sizin düşünceleriniz nasıl şekillendi? Kanal en iyi yakın hava savunma sistemi elinde olup geminin üzerine takabildiğin yakın hava savunma sistemidir. Bilmem ne bundan daha iyi, bilmem ne revolver sistemiyle çalışıyor. Tek namludan daha çok ateş ediyor. Elinde yoksa ve gemiyi de füzelere karşı veya yakın hava savunma ile ilgili dronlara vesaire karşı alternatifin yapabildiğin çok fazla deniyoruz. Bunu resmi olarak da açıkladıkları için artık şey yapabiliyoruz. Gökdeniz'i çok fazla denedik. Ve hep denemesi de devam ediyor. Farklı senaryolarda, farklı irtifalarda, farklı sistemlere karşı deniyoruz da deniyoruz. Sonuç itibariyle de belli bir olgunluğa ulaştı. Türkmenistan'a ihracatı yapıldı. Üzerinde, TCG İstanbul üzerinde konuşlandırıldı. Büyük gemi olan Derya'nın üzerinde iki tane birden konuşlandırıldı.
Ben şu şekilde seviyorum. Evet büyük, evet iri, evet şey ama belki biraz ağır ama başlı başına bir şey var. Radar sensörü var. Kendine ait bir aydınlatma radarı var, bir tarama radarı var. Çift namlulu sistemiyle hem kara hedef, kara, belki hem yüzey hedeflerine hem de hava hedeflerine angaje olabiliyor. Oldukça önemli bir otonomiye sahip. Yani kendisi görüp sınıflandırıp karar verebiliyor. Sadece bunların ötesinde, radarların ötesinde görsel olarak da termal ve şey kameralara sahip. Bunlarla da tarama yapabiliyor. Ben çok beğeniyorum. Belli bir olgunluğa ulaştığı için de artık gemilerimiz üzerinde görmeye başladı. Barbaros modernizasyonda da göreceğiz. Bir tanesi şey olacak, yok yeni olacak. Ve ben çok şeyim yani mutluyum. Çünkü paralanan mühimmat teknolojisini çok iyi şey yaptı, kavradı. Ve bu paralanan mühimmat teknolojisi üzerinden çok iyi bir alternatif şey üretiyoruz. Yakın hava savunma sistemi üretmeye başladık. Füzeler çok narin sistemler. Hani hızlı geliyor, şey yapıyor falandır da hani füzeye incecik şaraplar çarptım, füze kendinden sapıyor. Ya yakıt tankı değil, çünkü füzenin üzerindeki bütün şey o incecik kaplama. Kompozit veya alüminyum kaplama. O yüzden hani en ufak bir şey geldiği zaman mutlaka bir gün motor bir sistemine hasar veriyor ve onu şeyden çıkarıyor, rotasından çıkarıyor. Patlamanın basıncı bile bunda etken olabiliyor yani. O paralanma basıncı dahi yakınında olup da isabet etmesin dahi şey yapabiliyor. Füze etki edebiliyor. O yüzden doğru bir yaklaşım yaptık. Yani hani bakıyorsun elinde ne var? Elinde çok başarılı bir 35 mm silah sistemi. İyi biliyorsun artık bu sistemlerin elektroniğini, namlu çıkış hızlarını ölçüyorsun, hedef hızlarını ölçebiliyorsun, şey yapabiliyorsun. Buna elektromanyetik kapayı da yaptık ki şu anda biliyorsun Almanya elektromanyetik kapa yapamadığı için bu iş İsviçre, tabii İsviçre'ye gitmiş. İsviçre'den gelen kapaları kullandığı için Ukrayna uzun süre şey yaptı. Gepard'ları normal 35 mm uçak savar namlusuyla kullandı. Yani klasik çarpınca vuran uçak savar mühimmatı da kullandı. Çünkü İsviçre şey dedi, benim dedi tarafsızlık ilken var. O mühimmatları veremezsin dedi. El altından falan gönderdiler. Aa, bunlar zaten bu sadece normal ateş edebiliyor vesaire gibi şeylerle gönderdi. Kendileri de artık kullanmıyor çünkü depolarında eski yapılan. O yüzden hani elinde böyle bir yeteneğin olması çok kıymetli. Yarın öbür gün bu iyice oturur bu sistem. Daha hızlandırılmışını, daha da kompakt hale getirilmişini ihracat da edebiliriz. Yani ben çünkü eskisi gibi değil dünya. Hani yakın hava savunma gerçekten çok zahmetli. Yakın hava savunmada çok da fazla rekabet yok. Rusya yok hani. Onu şey yapıyoruz, pas geçiyoruz. Çin şey sisteminin kendi yerleştirdiğini kullanıyor. Avrupalıların kullandığı 30 mm Goalkeeper'ın ilk versiyonunun yerleştirilmişini kullanıyor. Amerika'nın Phalanx var piyasayı dominiyor. Milenyum'dan acayip pahalı bir silah. Yani hem çok zahmetli bakımı, kullanımı vesaire hem de acayip pahalı bir silah. O yüzden hani dünyada onu sadece birkaç tane kibar Avrupa donanması sahip oluyor. Hem deniz hedeflerine belli bir mesafeden angaje olabilecek hem de yüzey hedeflerine hem de hava hedeflerine olabilecek ve paralanan mühimmat olduğu için dronlara vesaire de çok faydalı olabilecek. Yani 20 mm Phalanx'ın drone hedeflerine karşı etkinliği bizim sistemimiz kadar çok olmayacak. Çünkü paralanan mühimmat olduğu için o drone etrafında 4-5 tane patladığında illa ki o drone'u indirecek. 20 mm ise fiziki olarak çarpması gerekiyor. O yüzden hani kaç tanesine yeterli? O üzerindeki milimlik miktardaki şey. Yani o yüzden hani ben bu sisteminizi seviyorum. Hani başkaları eleştirebilir ama ben asla eleştirmem. Ve gemiye şu anda TCG Derya'yı 360 derece şey mi? Bir koruma sağ. Bence çok iyi. Elimizdeki en iyi sistem değil mi? Yani sizin de dediğiniz gibi en iyi ürün elinde olandır. Yani sonuçta gökdenizde elimizde olan bir ürün ve daha önce fuarlarda da işte hatta siz önceki yayınlarda da söylemiştiniz işte Aselsan mühendislerinin bunun üzerinde siz fuardan edindiğiniz izlenimleri aktarırken ne kadar işte yoğun bir şekilde çalıştırdıkları sistemi geliştirmek adına vesaire. Yani gökdenizde de muhtemelen
artık tatbikatlardaki şartları da paylaşılırsa daha da net bir şekilde performansını gözlemleme şansımız olacak ona göre. Az önce bir grafikte Gökdeniz'in şeyini paylaştım. O örneği çok eski bir versiyon. Prototip versiyon. Şu anda örneğin ondan çok çok daha değişti. Yani bu şey işte hani sistem üzerinde çok iyileştirmeler yapıyor. Biz de bir şey iyileştiriyorsak o sistem daha yani o sistem çalışıyordu. Yani onun geri dönüşleri gelmişti o yüzden iyileştiriliyordu. İyileştirilen bir şey de biz de çalışır. Öyle bir şey tarafımız var. Kodlamalardan da biz bunu anlayabiliyoruz zaten. Önce bir kod veriyor. O koda ikincisi geliyor. O kodun yanına bir başka harf geliyor. O kodun bilmem nesi değişiyor. Bakıyorsun hani bu ürün oldu. Olduktan sonra iyileştirildi. İyileştirildikten sonra denendi. Denendikten sonra bir daha bir revizyon geçirdi ve tamam artık falan oldu. Oradan anlayabiliyorsun. Yani işin işlediğinin göstergesi budur. Ruhsal gibi bir sistem yaptım. Tamam yaptım. Yaptım. Lan çalışıyor mu? Ben yaptım. Yani şeyler hakikaten Rusların mantığı. Sistem çalışıyor mu? Ben yaptım. Abicim hani bu füze görmesi gerekiyor. Hani belki o bu şey Kerç'te vurulan Karakurt korvetinin üzerinde şey vardı. Söyleyeler olduğunu sen. Panstır vardı. Belki panstır o sırada çalışıyor olsa limanda bağlı olduk çalışmıyor ama belki taarruz roketini görüp vurması gerekiyor. Yapılma prensiplerinden birisi de bu zaten aslında panstır. Ama adam yaptı. Gemiye de koydu. Tamam çalışıyor mu? Çalışıyor. Butona bastığında ateş ediyor mu? Ediyor. Tamam ben görevimi yaptım. Ama görev bu değil gerçekten. O yüzden hani bizim sürekli gidiyor, değişiyor, sökülüyor, tekrar takılıyor, tekrar çıkıyor. Tekrar bir güncelleme geçiyor, bir yazılım güncellemesi geliyor, tekrar deneniyor şeklinde yapma sebeplerimiz bunlar işte. Yani beceremediğimiz için değil, daha da iyi olmasın için. Yani zaten hep şey bazı konularda şey söylüyoruz arkadaşlar da hatta yani bazı yazılarda da dikkatlerini çekiyordur sağdan gelen geri dönüşler. Yani sonuçta Türk Deniz Kuvvetleri'nden de belki onlar da denediklerinde işte veya tatbikatlarda veya kendileri ürünü denemek için yaptıkları o şeye özel tatbikatlarda, ürüne özel tatbikatlarda gözlemledikleri şeyleri bir şekilde Aselsan'a da iletiyorlardır. Hani şöyle olursa daha iyi olur, böyle olursa biz daha kullanışlı olur veya şurasını biz biraz eksik gibi görüyoruz veya böyle hani artık tam net bilemiyorum ben nasıl bir geri dönüş yapıldığını. Ama bunun da tabii ki ürüne yansımaları oluyordur. Hani onlar da üstüne, mühendisler de üstüne koyuyorlardır diye düşünüyorum. Sonuçta ben o Ya şey şey o döngüyü iyi görüyorum biz de yani hem firma hem işte kuvvet arasındaki o geri dönüşle beraber ürünlerimiz iyi hale geliyor bence. Buyurun var. Kozan. Şey var. En son atmaca denemesinde en son sadece şey olarak resmi yazı olarak işte atmaca denemesi diye arkadaşlar sordular. Hocam seri üretim ön anlaşması imzalanmıştı olsa daha bu şu anki maddi anlaşma değil seri üretime giren. Hocam atmacada sorun mu var hala deniyoruz. Abi hani atmacayı seri ürettikten sonra da denemeyi daha. Hani belki şu andan sonra 15 defa daha atacağız. Bu atmacada sorun olduğu için değil, atmacayı daha da iyi hale getirmek için yapıyor. Yani senin seri ürettiği olman o şeyin ve deniyor olman seri ürettiğini o şeyin kötü ya da çalışmıyor olduğu anlamında değil. Daha da iyileştirmek için yapılan çalışmalar bunlar. Belki yazılımsal olarak güncellemek daha fazla. Belki daha başka şeyler etmenler gelecek için. İşte şu anda Çakır'ın ikinci denemesini yapacağız diye şey çıktı resmi açıklama yapıyor. Belki o şey olacak işte o IR tabir ettiğimiz imaging paralel çıkacak. Görüntüleyici kızıl bakıcı sistemde olacak. Sonrakinde işte radar üstü görüntülü görüntülü karayı şey kızıl odasına olacak. Ve çift başlık, birlik başlık olacak. Belki yarın bir birlik başlık şey uygulanacak, kaplaca uygulanacak. Böyle bir kara konuşu atmacada böyle bir sistem var. Muhtemelen onu göreceğiz yani. Yani bu denemelere sevilsinler arkadaşlar. Şüphelenmesinler. Aksine hocam ya ne güzel bakın gene denedik diye hani şey yapsın. Bununla ilgili sevinç duysun. Onu söyleyeyim. Kozan Bey görürseniz ben bir de son konuma da geçmek istiyorum. Gene Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mikhailo Fedorov, Haluk Bayraktar Bey ile buluşmuş. Ve konuşmada geçen ana noktalardan biri de Ukrayna hava savunmasını Baykar çözümleriyle güçlendirmek ve savunma teknolojisindeki ortaklığımızı yeni bir seviyeye taşımak istiyoruz diye bir açıklama yapıldı. Bunun üzerine de arkadaşlar şey dediler, Baykar hava savunma sistemi mi yapacak? Bazı arkadaşlar da şey dediler ki Baykar İHA'lara hani İHA'ları İHA'larla avlayabileceği veya
İHA'lara özel bir çözüm geliştirecek gibi yaklaşımlar sunanlar da oldu. Siz buradan neler anladınız? Baykar'ın yani bu çıkan açıklamadan neler beklemeliyiz sizce? Şimdi Ukrayna Savaşı'nda Baykar yüz akıllı. Şöyleydi. Sadece BB2 bak ne kadar süper vurdu, videoları nasıl güzel çıktı. Hayır. Batı'nın bize karşı çok aleyhte olduğu bir dönemde biz devlet politikası olarak çok doğru biçimde daha tarafsız kalmayı seçerek ülkemizin menfaatlerine gittik. Yani Amerika'nın ve Batı'nın menfaatlerine gitmek yerine bizim ülkemizin menfaatleri daha tarafsız kalmamızı gerektiriyor dedik ve o şekilde kaldı. Tabii bu ya benimlesin ya düşmanın tarafındasın anlayışındaki Batı kültürü için aykırı bir durum. Bizim elimizi burada Bayraktar 2 ve Baykar'ın şirket tutumu bizi çok rahatlattı. İşte TB2'ler verildi, TB2'lerle mühimmatlar gönderildi, TB2'lerle hibe edildi. İşte yardım kampanyası düzenlendi dünyada ilk defa bununla ilgili olarak dediler ki tamam biz bedava veriyoruz bu şekilde. Ve CNN International'da öyle bir açıklaması vardı ki hani, kadın en sonunda işte siz o sırada tabii şikayet yapmaya çalışıyorum. Eşinizin kocası Cumhurbaşkanı olan işte Rusya'ya çok destek oluyor bilmem ne falan şimdi siz de Rusya'ya uçak satmayı düşünecek misiniz? Eşinizin kocasından şey gelirse Cumhurbaşkanı'ndan o talimat gelirse diye. Böyle hani öyle sert bir cevap verdi ki hani hayır yapmayacağız deyip de kesip atmadı. Öylesine sert bir cevap verdi ki en sonunda CNN gazeteci ki şey de bayağı da şey aman değil diğer bir çok büyük bir gazetecisi. Ya özür dilerim ben gazeteciyim ben bunu sormak zorundayım siz çok haklısınız tabii diye. Kendi sorduğu sorudan tükürdüğünü yalama. Yani bu kadar doğru bir algı oluşturup Türkiye'nin elini rahatlattı. Benim beklentim şimdi Ukrayna'da bu türlü havası olması şey üzerine nasıl yapılır? Kemalkeş'te mühimmat üretimine de girdi şu anda şey. Baykar ama hava savunma işine girer mi o şekilde çok zannetmiyorum. Neye girebilir? Ya büyük İHA'ların avlanması için işte bu şeyin orlanları hala etkin ve hatta daha da eskisine giriyor. Şey bulmakta onu kullanıyor. Dolanan mühimmatlar için, lansetler için hedef bulmakta orlanmak var. Ve taarruz eden taraf Ukrayna olduğu için bu sefer onlar şey yapmaya başladı. Çünkü taarruz eden taraf daha fazla birlik kaydırıp daha fazla nereden saldıracağına dair bir şey oluşturmak istedi. Orlanlarla onu görüp o bölgeleri topçu yoğunluğuyla ateş edip veya dolanan mühimmatlarla da hassas noktaları bulmaya çalışıyor. Ve böylece taarruzu zayıf oldu. Bu durumda bu orlanların çok uçmaması gerek. Bunu bence illa bu orlanlar için demiyorum ama TB2 üzerinden ne konulacak bir hava savunma aracıyla elektronik harp mı olur? Omuzdan atılan Mörpetiz'in TB2'ye konulmuş hali mi olur? Eğer Ukrayna'nın elinde çok varsa yakın hava savunma füzesi mi olur? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Yakın hava savunma füzesi biraz ağır geliyor. Ne de ama şey olabilir. Şey diye aradığını omuzdan atılan sistem büyük ihtimalle kilogram olarak da şey tutacağı için karşılayacağı için muhtemelen öyle bir şey diye ben tahmin ediyorum ama hani benim beklentim İHA üzerine bir hava savunma silahının konulacağı hani füze diye bekliyorum ama elektronik harp de olabilir konulacağı yönünde bir beklentim yani şey beklemiyorum hani Baykar'dan bu kadar hızlı bir hava savunma mühimmatı üretmesini belki lisans altında anlaşıp da şey yapabiliyorsa ki o da çok zor hani alt sensörleri şeyde yapmak çok zor yani İHA fabrikasının içinde özel olarak dehşetengiz bir Aselsan gibi bir tesis kurman gerekiyor. Yani o şey olmayacağı için, o şu anda çok hızlı olmayacağı için benim beklentim mevcut bir omuzdan atılan Nempex tabi ettiğimiz bir sistemin TB2'nin üzerinde çoklu olarak kullanılması. Ozan Bey çok teşekkür ediyorum. Ben konularımı tamamladım. Bu arada hemen sizin şu fotoğrafınızı da şöyle ekranımıza ekleyeyim. Ben de geçen hafta Boğaz'da Avrasya Maratonu'nda koştum. Burada Bornova sesi için bir yardım kampanyasında varlık onayları, varlık onayları değil hatta fedakarlık da onayları. Çünkü açık halka açık bu kadar büyük kampanyalarda telefon yetmiyor. Şey yaptı, senin yardım yaptığın vakıfta da yetmiyor.
tüm organizmalardan geçmiş olan bu Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı'nın kampanyasında şey yapıyorum. Dileyen arkadaşlar Twitter sayfamdan bakabilirler. Orada linkini görürlerse bağış yapabilirler. Hani koştuk gururluyuz. Boğaz Köprüsü'nü yürüyerek geçmek çok farklıyız. Ben bunu üniversite öğrenciliğimden beri yapıyorum. Ben yani, şey katılarak Allah'a sınavı. İmkanı olan dostlarımızın halk kursuna katılıp o farklılığı bir kere dahi olsa görmelerini çok isterim. Yani 8 kilometre halk kursu var. Ona kayıt olsunlar. Orada hani boğazın üzerinden bir yürüyerek geçsinler yani. O farklılığı, o şeyi bir görsünler çok isterim. Yani insanın İstanbul'a bakışı, şeye bakışı değişiyor. Valla ben de arkadaşlara şöyle bir çağrıda bulunayım. Sizin Twitter sayfanızdan paylaştığınız link üzerinden bağış yapabileceklerini ve bu genç kardeşlerimize bu anlamda yardımcı olabileceklerini söyleyeyim eğitim anlamında. Daha da detaylı olarak dediğiniz gibi sizin o sayfanızdaki linkten gene ulaştıkları sayfa üzerinden de daha detaylı bilgiler de web sitesinde yer alıyor. Oradan biz gerekli bütün bilgilere erişebilirler. Bunu belirteyim. Bu arada bu sizin bir yanlış hatırlamıyorsam siz her sene de katıldığınız bir etkinlik. Ben çünkü her sene aynı dönemlerde sizden fotoğraflar alıyorum. Hani bunu da arkadaşlar özellikle söyleyeyim. Kozan Bey'in ilk defa katıldığı bir etkinlik değil. Sürekli olarak tekrar ettiği ve katıldığı ve sürekli destek olduğu da bir organizasyon. Yani bence ben Kozan Bey'in de bu yönünü takdire şayan buluyorum. Çünkü hani bazı insanları biliyorsunuz bazı insanlar vardır işte çeşitli yardımları sadece göstermelik yapmayı severler. Bu anlamda Kozan Bey göstermelik değil sürekli katıldığı için de ben ekstra bir nasıl söyleyeyim takdiri hak ettiğini düşünüyorum. Ben kendi adıma arkadaşları da bu sebeple de eğer bu organizasyona da ve genç kardeşlerimize de destek vermek isteyenler olursa yine Kozan Bey'in Twitter sayfasından ulaşabileceklerini belirteyim. Ağzınıza sağlık diliyorum Kozan Bey. Gerçekten keyifli. Bir hafta da olsa özledik sizi. Yani ben özledim en azından. Beraberken orada Çok güzel sağ ol. vakit geçirdik. Gerçekten çok eğlenceliydi. Var mı söylemek istediğiniz son bir şeyler? Yok hayır işte kıtalar arası balistik koşucu olarak şey yapıyorum. Ben de yani hani spor kişiliğimle ortaya çıkıyorum. Çok Tekrar. teşekkür ediyorum Erkoğlu. Çok sağ ol. Biz de teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Arkadaşlar, Kozan Selçuk Erkan Bey'le beraber bir uzmanlarıyla sohbetlerin sonuna geldik. İzleyen herkese teşekkür ediyoruz. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü sizlerin destekleriyle videolarımızı daha geniş kitlelere eriştirebiliyoruz. Ve bunun için de sizlere teşekkür ediyoruz. Ve bu bölümde tamamlıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşene kadar da hepinize hoşça kalın diliyoruz.